Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç. Bugün size Unreal Engine hakkında dersimi vereceğim. Hemen Unreal Engine'i indirmek için gerekli adımları yapmakla başlayalım. Öncelikle internete giriyoruz. Ve arama kısmına Epic Games yazıyoruz. Epic Games bildiğiniz üzere Unreal Engine yapan firma. Siteye giriyoruz ve sağ üst köşede Get Epic Games butonu var. O butona bastığınızda uygulamayı indireceğiniz Setup'u indirecek. Uygulamayı kuruyorsunuz. Ondan sonra giriş yapıyorsunuz. Ya da hesabınız yoksa ki o zaman da hesap açmak durumundasınız. Hesap açıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Ardından uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamaya girdiğinizde sizi bu ekran karşılayacak. Bu ekran Community ekranı. Buradan gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ne olmuş, ne bitmiş buradan görebilirsiniz yani kısacası. Unreal Engine ile ilgili öğrenmek istediğiniz şeyleri bu sekmeden görüyorsunuz. Bu sayfadan Learn kısmından görüyorsunuz yani. Ardından satın almak istediğiniz assetleri, katıları ya da görünmezleri yani programları, yazılımları vesaire buradan satın alabiliyorsunuz. Epic Games'in ücretsiz sunduğu şeyler de var tabii ki. Onun dışında bizi asıl ilgilendiren şey library yani kütüphane kısmı. Buradan Unreal Engine'i indiriyorsunuz. Projelerinizi buradan görebiliyorsunuz. Benim şu anda açtığım demo için bir proje vardı. Onu silelim, yenisini açalım. Bir de Vault yani kasa kısmı var. Buradan da satın aldığınız veya bedavaya edindiğiniz assetleri yani ya da verileri buradan görebiliyorsunuz. Hemen yeni bir tane level açarak başlayalım. Unreal Engine arkadaşlar bildiğiniz üzere yüksek sistem gelişimini isteyen bir oyun motoru. Bu yüzden yatırım gerektiriyor bu iş. Oyun geliştirmek zaten ucuz bir şey değil bildiğiniz üzere. Oyun geliştirmek pahalı bir şey. Blueprint veya C++ şeklinde programlama olarak oyununuzu hazırlayabilirsiniz. Ben şimdilik Blueprint'i seçeceğim. Çünkü C++ için Visual Studio 2017 programını edinmeniz gerekiyor. Ben de şu anda o yüklü olmadığı için Blueprint kısmından yapacağım. Bir third person demosu oluşturalım. Buradan da isim verebiliyorsunuz projenize. Buradan da nereye kurulacağını veya mobili mi, tableti mi yapıyorsunuz. Buradan seçebiliyorsunuz. Birkaç tane ayarı. Create project diyelim ve oluşturalım projemizi. Otomatik olarak başlayacak. Birazcık sürüyor tabii ki bu işlemler. Evet, açıldı. Şimdi bunu dismiss diyelim. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Böyle bir demo ekranı karşılıyor size. Öncelikle sağ tuşla dönebiliyorsunuz. Sol tuşla bir şeyleri seçebiliyorsunuz. Sağ tıklayıp WASD veya OK tuşlarıyla hareket edebiliyorsunuz. Veya farenin tekerleğiyle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz sahnenizi. Öncelikle ben küçük bir level oluşturacağım. Bu yüzden bunları sileceğim. Ama ondan önce size arayüzden birazcık bahsedeyim. Arayüz arkadaşlar, yani Unreal Engine arayüzü çok esnek. Mesela ben bu sekmeyi burada değil de burada istiyorum dediğimde bunu buraya alabiliyorum veya buraya alabiliyorum. Hatta şunları sekme sekme haline getirebiliyorum internet sekmesi gibi. Evet, şöyle yaparak bunu da buraya alırım. Alamadım. Evet. Bunu böyle kullanabilirim ama ben bunu böyle kullanmak yerine şöyle kullanıyorum. Size azıcık çekeyim şöyle. Evet. Böyle kullanmayı ben daha rahat bulduğum için böyle kullanıyorum. Tabii şöyle, aynen. Böyle kullanıyorum. Siz keyfinize göre yerlerini değiştirebilirsiniz. Burada arkadaşlar bu durum çubuğu gibi düşünebilirsiniz. Bu çubukta bir sürü ayar var. Mesela level'ınızı kaydetmek istediğinizde buraya, kaynak kontrolü için buraya, content'lere veya marketplace'e hızlı erişim için buraya, ayarlar sekmesi,
Programlamayı biz Blueprint olarak seçtiğimiz için burada Blueprint sekmemiz var. Buradan programlamaları ayarlayabiliyoruz. Sinematik veya animasyonlar için buraya geliyoruz. Build, yani ışıkları build etmek istediğimiz zaman buraya geliyoruz. Ne anlama geldiğini açıklayacağım. Demomuzu oynamak istediğimiz zaman, ya yani oyunumuzu oynamak istediğimiz zaman buraya basıyoruz. Şu anda biz zemin olmadığı için karakterin altında bu karakterimiz düşecektir. Ama yine bir deneyelim isterseniz. Evet, düşüyor. Launch'a basarak oyunu bir oyun gibi başlatıyoruz. O birazcık bilgisayarı zorladığı için şimdi onu açmayacağım. Bunları bir silelim. Ardına arayüzde bahsetmeye devam edeceğim. Evet, şimdi silelim. Geri kalanları önemli şeyler. Evet. Burada arkadaşlar sahneye koyduğunuz her şeyi buradan görebilirsiniz. Görünen veya görünmeyen ne olursa olsun. Burada dokunduğumuz şeylerin detaylarını görebiliyorsunuz. Mesela karakteri dokunduğumda onunla ilgili bir ton detayı burada görebiliyorum. Bir de fark ettiyseniz karaktere dokunduğumda ok tuşları belirdi. Buradan yerini ayarlayabiliyorum. R'ye bastığımda boyutunu ayarlayabiliyorum karakterin. Birazcık absürt bir şey tabii karakterin boyutunu ayarlamak. Bir de E ile çevirebiliyorum karakteri. Bunlar neredeyse her şey için geçerlidir. Şimdi bir zemin oluşturalım. Zemin için buraya geliyorum. Landscape kısmına. Öncelikle bir shader'ları complete edecek daha doğrusu. Bu sırada bilgisayarınızın ne kadar performans sağladığını görmek isterseniz Ctrl Shift H basarak FPS'yi ve milisaniyeyi görebilirsiniz. Complete shader kısmı bilgisayarı zorladığı için FPS düşüşleri olacaktır illaki. Birazcık uzun süren bir işlem bu. Yani çok üstün bir bilgisayar tabii ki bu kadar uzun sürmeyecektir ama benim bilgisayarımda çok kötü değil açıkçası. Oldukça iyi bir bilgisayar. Ancak Unreal Engine zorluyor. Evet. Shader'ları komplink etti. Şimdi daha zorlanacaktır bilgisayar. Şunu şöyle yapalım. Buradan materyal seçiyoruz. Ben grass diyeceğim. Create diyeceğim. Ve bir daha shader'ları komplike edecek. Buradan kameranın hızını ayarlayacağız. Şimdi 8'e 8'lik bir alan açtığımız için burada 64 tane kare görüyorsunuz. Evet. Çimenler geldi. Ama gördüğünüz gibi burası böyle kare kare kaldı. Biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden bu ile basacağım. Ve Lightning bu ile yapacak. Önce bir export edecek ilk defa açtığımız için. Ve sonra ışıkları bu ile yapmaya başlayacak. Bu sekmede de arkadaşlar haritada oyunda oluşturduğunuz hatalar gözükecek. Bu sayı ne kadar az olursa tabii ki o kadar iyi. Kimse oyunda bug olsun istemez. Evet. Şimdi bu harita hızın kamera hızını 4'e alacağım geri standart sayıya. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Haritaya, yani sahneye daha doğrusu ne kadar çok model koyarsanız bu Lightning Build işlemi o kadar uzun sürecektir. Saatler sürebilir. Onu belirteyim. Evet, gördüğünüz üzere düz bir görüntüye kavuştu harita. Sahne. Ya da landscape artık ne derseniz. Şunu şöyle yapalım. Şimdi küçük bir level oluşturalım. Ondan sonra dersi burada bitireyim. Birazcık arayüzden ve basit şeylerden bahsetmiş olalım. Öncelikle geometri kısmına geliyoruz. Add seçiliyken bir tane kutu alıyoruz.
ve R'ye basıyorum ve boyut oluşturma sekmesine geliyorum. Bunun boyutunu arttırıyorum. Büyütüyorum. Biraz da kalınlaştıralım. Sonra W'ye basarak yön verme kısmına geçiyorum. Ama görüyorsunuz böyle saçma bir görüntü oldu. Buradan Hollow'a basma detaylar sekmesinde. Bunun içini oyacağım. Biraz daha aşağıdan. Evet. Burada küçük bir kutumuz olmuş oldu. Tabii ki de buna daha fazla farklı şekiller verebiliriz. Ama ondan önce görüyorsunuz şu anda odanın içinde herhangi bir ışık kaynağı olmamasına rağmen oda aydınlık. Biz daha gerçekçi bir görüntü olmasını istediğimiz için ışıkları bu ile edeceğiz. Bu işlem şimdi biraz daha uzun sürebilir çünkü belirli bir alan değiştirdiğimiz için yani kutuyu koymamız etkiliyor tabii ki. Ama çok da etkilemez tabii ki, o kadar da değil. Şimdi bitecektir. %60'a geldi. Bu sırada ben size ışıklandırma olaylarından bahsedeyim. Işıklandırma oldukça ustalık gerektiren bir iş dalı da diyebilirim. Görüyorsunuz şu anda çok karanlık oldu. Ve biz bu karanlıktan kurtulmak istiyoruz. O yüzden Lights kısmına geliyoruz en başta. Mesela bir tane ampul ışığı alalım. Point Light. Ve bunu karakterimizin üstüne getirelim. Mesela. Buradan intensity yani parlaklığı, ışığın gücünü ayarlayabiliyoruz. Ne kadar alanı etki edebileceğini ayarlayabiliyoruz. Çünkü şu anda görüyorsunuz bütün oda aydınlık. Ve şurada preview diye bir yazı var. Bu ışıkları build ettiğimizde gidecek. Onun dışında ışıklandırma için başka spot ışığı var. Noktasal ışık. Mesela şunu yok edeyim. Görüyorsunuz. Noktasal ışık veriyor. Bunun da gücünü ayarlayabiliyorum aynı şekilde. Ve ne kadar alanı etiketini ayarlayabiliyorum. Mesela bunu da merkeze alalım. Odanın merkezine. Evet, görüyorsunuz. Bir sirik ışığıymış gibi gözüküyor. Onun dışında bunu arttırabiliriz yine. Görüyorsunuz şu anda garip bir görüntüye kavuştu o da. Ovalimsi köşelere yani kenarlara sahip oldu daha doğrusu. Bunun dışında başka bir de gökyüzü ışığı var. Ben bile henüz nasıl çalıştığımı çözemiyorum. Bir de gün ışığı var. Güneş ışığı. Şu anda odanın içinde herhangi bir delik olmadığı için bu etkilemeyecektir. Bunun için ne yapacağız? Yine geometri kısmına geleceğiz ve bu sefer Subtract seçeneği seçeceğiz. Yine kutu alacağız. Aydınlandı oda. Bu bir ışıklandırma hatası. Bunu kalınlaştıralım ve biraz da büyütelim. Çok da kalınlaştırmamıza gerek yok. Şunu uzatabiliriz. Büyütebiliriz. Görüyorsunuz şu anda ışık giriyor içeri. Ve ben tekrar build ettiğimde bu işlem yine uzun sürecek. Çünkü ışıklandırma için açı ayarlaması gerekiyor. Yani kısa sürmüyor azından bu ışıklandırma işlemi. Eğer çok çok üst düzey bir sisteme sahip değilseniz. Buraları beklemeniz gerekiyor. Building Lightning kısmında bazen eğer çok uzun sürüyorsa Unreal Engine çökebilir. Bu yüzden auto save almaya çalışıyor Unreal Engine. Save almak her zaman fayda var. Onu belirteyim.
Şimdi bitecektir Boiling Lightning işlemi. Evet. Tamamlandı. Ve görüyorsunuz belirli bir kısma sadece ışık geldi. Ben şimdi buradan güneş ışığını seçebilirsem. Evet, seçtim. Bunu şuraya alacağım. Nereye konumlandırırız pek önemli değil. Bunun açısı önemli. Mesela ben şimdi bunu mesela böyle alıyorum. Ve görüyorsun artık daha büyük bir yere geliyor. Bir alana geliyor ışık. Veya mesela açı yaptırmak istiyorum ben bu ışığa. O zaman da şunu şöyle seçebilirim. Veya şöyle açılar seçebilirim. Şimdilik ben bunu normal haline getirmek istiyorum. Seni 90 alalım. Senin değil, pardon. Bulamıyorum. Evet, her neyse. Şöyle yapalım şimdilik. Ama sonuçta burası mesela ev tasarlamak istiyorsunuz. Bir ev böyle olmamalı. Kare kare çok ilginç bir görüntüye sahip. Bu yüzden content kısmından, yani içerik kısmından Wood diye aratıyorum. Unreal Engine işte ne diyelim, o standart olarak gelen materyalleri sürükle bırak şeklinde buraya koyabilirim. Ve görüyorsunuz şimdilik bir parke koydum. Ve duvarları da wall diye aratırsam basic wall yerde ben kullanıyorum. Şuralara duvarları koyalım. Evet. Şimdi bu dedim tekrar. Yine birazcık uzun sürecek çünkü ışığı açığa ayarladık bu sefer de. Gitgide bu aşamalar uzun sürmeye başlayacak. Bunu kapatabiliriz. Seni bırakalım. Evet, onun dışında başka bahsedebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka sekmeler var buralarda görüyorsunuz. Mesela paint kısmı. Yeryüzünü boyamak istediğimizde bu sekmeyi kullanacağız. Bu arada yanlışlıkla değiştirmişim gökyüzünü. Yeryüzünü boyamak istediğimizde bu sekmeyi kullanıyoruz. Foliage kısmında, yani etrafına çiçek, böcek, ağaç koymak istediğimizde buraya geliyoruz ve geometri editing, yani geometri şekil vermek istediğimizde buraya geliyoruz. Evet, bu arada ışınlandırmamız da tamamlandı. Ve evet, görüyorsunuz buraya gökyüzünün renginde ışık geldi. Onun dışında mesela buraya ayrı ampuller koyarsam da ışıklandırma gördüğünüz üzere değişecektir. Şimdi bu dersi burada bitireyim arkadaşlar. Bu derste size arayüzden ve küçük şeylerden bahsetmiş oldum. Bir sonraki derste daha fazla ayrıntılara değinmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.